Elimde Tekno'nun Spark 20 Pro Plus modeli cep telefonu tutuyorum. Tekno'nun Spark 20 cep telefonu ailesine baktığınızda 3 farklı model göreceksiniz. Bu modeller arasında hem donanımsal hem de tasarımsal çizgilerde farklar var. Spark 20 Pro Plus isminden ve fiyatından da anlaşılabileceği gibi ailenin en dolu cep telefonu modeli olma özelliği taşıyor. Tekno cep telefonlarında gerçekten de aslında sektörde böyle ayrı bir yere konumlandırılacak tasarımsal çizgilere sahip bir marka. Bu cep telefonu da şöyle arkadan baktığınızda yine farklı bir tasarıma imza atıldığını görüyoruz. Siyah renkteki model elimde ama tam siyah diyemeyiz buna. Çünkü geçişli renkler mevcut. Çit tonda bir kullanım görüyoruz. Aynı zamanda telefon ışığa tuttuğunuzda yine parlayan bir yapıda tasarlanmış. Kamera adası da yine bu cep telefonunu farklı bir yere konumlandırmak için yeterli gibi görünüyor. Aynı zamanda ön yüzdeki ekran 6.78 inç boyutlarında 1000 nit parlaklığa çıkabilen 120 Hz 1 milyar renk gösterebilen bir amoled ekran ve kavisli yapısıyla beraber bu cep telefonunu elde tutmak oldukça keyifli olmuş. Arka kapak ve çerçevelerde plastik kullanılırken ön camda ekranı korumak için Gorilla Glass 5 tercih edilmiş. Bu da cep telefonunu hani bu tip düşmelere karşı olabildiğince dayanıklı hale getiriyor. Tabii ki kırılmaz diye bir iddiası yok ama elinizden oldu ya yanlışlıkla düştü. En azından ekran diğerlerine nazaran daha fazla dayanacak. Bunu biliyorsunuz. Cep telefonu oldukça hafif olmuş. Arka ve çerçevelerde plastik kullanılmasıyla beraber. 179 gram ağırlığa sahip 5000 mAh'lik bir bataryası olduğu düşünüldüğünde hani uzun süreler kullanabileceğiniz ince hafif bir cep telefonunu elinizde tutmak keyifli. Cep telefonu 33 wattlık hızlı şarj adaptörü ile beraber geliyor. Kutu içeriği de oldukça zengin aslında adaptörden bahsetmişken. Yanında koruyabileceğiniz cep telefonunuzu şeffaf bir kılıf sunuluyor. Aynı zamanda sertleştirilmiş ekran koruyucu cam da çıkmakta. Yani telefonu satın aldığınızda oldukça pahalı bir aksesuar paketine de sahip oluyorsunuz. Ve artık cep telefonlarının beraberinde çok fazla verilmeyen bir kulaklık yer alıyor. Kulaklık USB-C olarak tasarlanmış. Çünkü cep telefonu üzerinde herhangi bir 3.5 mm'lik stereo ses çıkışı bulunmuyor. Yani ses çekine sahip değiliz. Bunun yerine içerisinden çıkan kulaklığı USB-C'den bağlayıp da kablosuz bir kulaklığınız yoksa kullanmaya hemen başlayabiliyorsunuz. Kamera adası oldukça enteresan tasarlanmış ama kamera odaklı bir cep telefonu mu dersek eğer mesela ultra geniş açılı kameraya yer verilmemiş. Onun yerine bir makro kamera konumlandırılmış cep telefonunda ama Tekno 108 megapiksellik ana kamera üzerinde ayrıca duruyor. Tabii ki bu kamerada yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekebilir ve dijital yakınlaştırma yaptığınızda bir avantaj yakalayabilirsiniz ama kamera aslında asıl gücünü 108 megapikselde değil de 12 megapikselde kullanırken gösteriyor. Çünkü pikselleri birleştirerek düşük ışıkta daha yüksek performans almanızı sağlıyor. Aynı zamanda dijital olarak çok da görüntü kaybı yaşamadan 3x'e kadar da yakınlaştırma yapabiliyorsunuz bu sayede. Aynı zamanda 2 megapiksellik makro kamerayla da yani yakın fotoğraflar çekebilirsiniz. Üreticiler bu makro kameraları neden koyuyorlar pek emin değilim. Çünkü hani kullanıcı tercihlerine baktığımızda mesela makro kamera yerine ultra geniş açılı bir kamera konumlandırılmasını bu telefonda tercih ederdim açıkçası. Ön yüzde de 32 megapiksellik bir kameraya sahibiz. Bu da telefona nokta şeklinde yerleştirilmiş ve çeşitli interaktif görseller bu noktanın etrafında şekillenerek aslında tasarımsal bir detay olarak da kullanıcının karşısına çıkıyor. Telefonun kamera konusunda belki de hani günümüz için en zayıf kaldığı nokta sadece 2K 30 fps video çözünürlüğüne kadar çıkabilmesi. Hani artık Tasarımına baktığınızda genel olarak eldeki hissiyatı, genel donanımsı özellikleri bu cep telefonu modellerinde insanlar 4K 60 FPS video kayıt çözünürlüklerini de arıyorlar. Dilerim artık hani Tekno'nun da 2K 30 FPS çözünürlükte video kaydını gördüğümüz son modellerinden bir tanesidir. Telefonun ekranı 120 Hz oldukça keyifli, 1000 nit parlaklığıyla güneş altında çok rahat görülebilir bir ekran. Kullanırken herhangi bir zorluk yaşamıyorsunuz. Yani Video görüntülerken özellikle çok yüksek performans var. 120 Hz ekranlarda oyun da oynamak isteyeceksiniz. Burada donanım özellikleri tabii ki önem kazanmaya başlıyor. İçerisinde Helio G99 Ultimate işlemci yer alıyor. Bu işlemci orta sınıftaki güçlü işlemcilerden bir tanesi. Snapdragon'da 685'e denk geliyor. Aslında geçtiğimiz sene için orta sınıfta güçlüydü. Şimdi birazcık daha biraz seviyede kaldığı söylenebilir. Modern oyunları oynayamaz mısınız? Oynayabilirsiniz ama çok yüksek çözünürlüklü, çok fazla detaya sahip oyunları yüksek performansla oynatmak için aslında bir iddiası da yok. Cep telefonunda 8 GB'lık sistem belleği yer alıyor fiziksel olarak. Ve dilerseniz bir 8 GB daha belleği içerisindeki 256 GB'lık dahili depolama alanından ayırarak sanallaştırarak kullanabiliyorsunuz. Toplamda 16 GB bellekli bir cep telefonu gibi davranabiliyor. Cep telefonunun performansını kendi cep telefonunuza kıyaslamak için de Tirdmark skorlarını kullanabilirsiniz. Tirdmark ücretsiz bir test gerçekleştirdiğinizde hem içerisindeki GPM işlemcinin tam olarak nerede olduğunu görmeniz mümkün. Telefonda stereo bir hoparlör sistemi yer alıyor. Genel olarak yüksek ses verdiğini söyleyebilirim. Basslarda biraz zayıf kalsa da tiz ve orta seslerde başarılı. Film izlerken, oyun oynarken işinizi fazlaca görecektir. Tabi müzik deneyimi açısından baktığınızda ise hani müzikte kulaklar zaman için tavsiye ediyoruz. Genel anlamda akıcı bir arayüz deneyimine sahip. Cep telefonu Android 14 ile beraber geliyor. Tekno arayüzü kendisi için ufak dokunuşlarla özelleştirmiş ama bu dokunuşlar çok rahatsız edici değilken hayatı kolaylaştıran cinsten. Yine kısa yolda uygulamalar çağırabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde menüde dilediğiniz yere gitmeniz, ayarları yapmanız mümkün. Aynı zamanda telefonda Tekno'nun yapay zeka özellikleri de yoğun bir şekilde kullanılıyor. Mesela çektiğiniz bir fotoğrafın üzerindeki yazıları Direkt çeviri olarak kullanabiliyorsunuz yapay zeka ve herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Bir duvar kağıdı oluşturacağınız zaman yine yapay zeka size burada yardımcı oluyor. Aslında Tekno'nun çok güçlü bir yapay zeka asistanı da var. Fakat bu yapay zeka asistanı ne yazık ki Türkiye'de şu an çalışmıyor. Bu yapay zeka asistanı niye çok güçlü? Piyasadaki diğerlerinin aksine ChatGPT ile ortaklaşa çalışıyorlar. Hani dilerim bir an evvel Tekno yerelleştirmeyi yapar ve biz Tekno'nun yapay zeka asistanını aktif bir şekilde kullanmaya başlarız bu cep telefonunda. ChatGPT ile beraber inanılmaz bir bilgi kütüphanesine erişiyorsunuz çünkü asistan eğer kendisi halledebiliyorsa kendi içerisinde hava durumu bilgisini vesaire size verebilirken daha karmaşık sorularınız için chat GPT'deki sonuçları size getiriyor. Telefonla yapay zeka sadece sesli asistan ve çeviri gibi hizmetler için kullanılmıyor. Tekno'nun Aurora Engine 2.0 ismini verdiği teknolojiyle yapay zeka gündelik olarak kullandığınız uygulamaları %95, oyunları da %85 daha hızlı açılacak şekilde optimize edebiliyor. Aynı zamanda yine Tekno'nun Darwin Engine 2.0 ismini verdiği teknolojide oyunlarda sürekli olarak sistemi izleyerek sistemi 4 dereceye kadar daha soğuk çalışacak şekilde optimize edebiliyor. Telefonda güvenlik önlemleri olarak ekran üzerinden parmak izi okuyucu ve yüz tanıma kullanılabiliyor. Her ikisi de oldukça iyi ve hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Yani genelde kendinizi şifre girmek zorunda bulmuyorsunuz ve hızlı bir şekilde telefonu açıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Tecno Spark 20 Pro özellikle tasarımsal konuda oldukça iyi bir iş çıkartılmış cep telefonu modellerinden bir tanesi. Elinize aldığınızda inceliği, hafifliğiyle eli tutmasının kolaylığıyla ki elden kayan bir cep telefonu değil. Kullanması gerçekten keyifli. 5000 mAh bataryasıyla beraber içerisindeki Helio G99'lu düşündüğünüzde performansını bir günün üzerindeki sürelerde çok rahat bir şekilde aktif kullanabiliyorsunuz cep telefonunu. 108 megapiksel kamerası iyi iş çıkartıyor ama dediğim gibi video konusunda sadece 2K 30 fps çözünürlük sunuyor size. Ben çok video çekmiyorum daha çok fotoğraflarla işim var diyorsanız hem ön yüz hem de arka yüz kamerasıyla sizi memnun edebilecek kutu içeriği oldukça zengin bir cep telefonuna imza atılmış. Bu videoda sizlere özellikle tasarımıyla oldukça ilgi çekici bir cep telefonu olduğunu düşündüğüm Tecno Spark 20 Pro Plus'ı anlattım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.